Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için sevgili İkizler Burcu için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bu aile ilgili aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek, finansal durumlarla ilgili açılımlarda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak kartlarımızda. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Kafanızdaki konularla ilgili bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Hani birini çok fazla düşündüğümüzde o kişi karşımıza çıkar ya bir anda. Bu videoda belki o yüzden çıktı karşınıza. Bu aile ilgili bir konuda belki de bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Bunlardan bir tanesinde herhangi bir şey niyet edip, herhangi biri için niyet edip izleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı seçeceğiniz bir video izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenerek ayrıca beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla aşk hayatından başlayacağım ve sevgili İkizler Burcu'nun tüm soruları ile ilgili açılımlarda bulunacağım. Hemen şöyle güzelce karıştırıyorum. İlk olarak aşk hayatından başlayacağım. Aşk hayatı ile ilgili kartlarımızı seçiyorum. Şimdi sevgili İkizler Burcu'nun aşk hayatı ile ilgili bu ay bir konuda mücadele etmesi gerekebilir. Küçük bir tartışma, bir sorun, bir mücadele söz konusu olabilir. İlk partnerinizde bir sorun yaşayabilirsiniz. Ancak her şey tatlıya bağlanacak ama gerçekten ciddi büyük bir tartışmaya dönüşebilir. Dikkatli olun, eğer ki sizden kaynaklanan bir şeyse bu, olayı büyütmemek adına dikkatli, temkinli davranmaya çalışın. Ama kazanan kişi siz olacaksınız. Hani o tartışma, münakaşa olsa bile kazanan kişi bu tartışmayı siz olacaksınız. Ve aslında bunu atlattıktan sonra ilişkinizde güzel bir devre başlayacak. Bazen bazı şeylerin savaşını vermek gerekir. Belki de rayında gitmeyen problemli sorunlar vardı çözülmesi gereken. O sorunu da çözdükten sonra ilişkinizde güzel bir dönem başlayacak. Güzel bir gelişme de olacak hayatınızla ilgili. Her kavga ayrılık ve bitiş anlamına gelmiyor. Ama bazen maalesef hararetlenebiliyor insanın. Böyle aşk hayatında büyük sorunlar yaşanabiliyor. Eğer ki bu kişi hala hayatınızda değilse, bu kişinin hayatında biri var ve büyük bir tartışma yaşıyor olabilir ya da işte bir şeyin mücadelesini veriyor, bir problemi var. Belki onu atlattıktan sonra bu kişiyle tekrardan sizinle bir araya gelebilir gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi aşk hayatıyla ilgili kartlarımızda bunlar çıktı. Sevgili İkizler Burcu'nun sağlıkla ilgili kartlarını karıştıracağım. Bakalım seçeceğim. Neler çıkacak? Aşk önemli ama sağlık her şeyden önemli. Özellikle biliyoruz ki artık sağlık ne kadar daha önemli. Bütün dünyayı nasıl etkileyebildiğini deneyimlemiş olduk çok fazlasıyla. Şimdi sağlıkla ilgili kartlarımızda bakalım neler çıkacak. Sağlıkla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Beklediğiniz bir haber varsa eğer güzel bir haber alacaksınız. Siz ya da aileden biriyle ilgili olabilir. Sağlığınızda ihmal ettiğiniz bir konu varsa ihmal etmeyin. Biraz vurdum duymaz davranıyor olabilirsiniz. O konuya biraz eğilmeniz gerekiyor. Eğer ki kronik rahatsızlıklarınız varsa biraz daha dikkatli olun. Eğer ki gerçekten sizi mutsuzluğa sürükleyen bir durum içerisindeyseniz bunu değiştirmek adına, psikolojinizi yükseltmek adına mücadele verin. Sizi mutlu edecek insanlarla birlikte olun. Sizi mutlu edecek ortamlara katılın. Bedenen de eğer ki bir yapmanız gereken bir şey varsa, eğer ki beden artık sinyal veriyor, hadi zayıfla diyorsa, hadi spor yap diyorsa, o zaman bunları da dikkate alın. Bir mücadele etmeniz gereken bir durum var ve onu biraz umursamaz olduğunuz veya artık böyle önemsemediğiniz gözüküyor kartlarda ama kartlar diyor ki biraz daha dikkatli ol. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım. Finansal ve maddi konularda kartlarımızda neler çıkacak sevgili İkizler Burcu için? Finansal ve maddi anlamda bir beklenti içerisindesiniz ve o beklediğiniz şey oluşacak, istediğiniz gibi olacak ve bu size bir kutlamaya neden olacak. Evet, beklediğiniz çok sizi... Finansal ve şöyle, eğer ki bir yatırım yapmak istiyorsunuz, bir ev almak istiyorsunuz, araba almak istiyorsunuz, sanki bu ay artık böyle onunla ilgili çok büyük bir gelişme olacak. Bir kutlama yapacaksınız sevdiğiniz biriyle, sevdiklerinizle. Bir işle ilgili bir gelişmeniz olabilir. Yatırımlarınızdan artık para kazanmaya başlamış olabilirsiniz. Miraslık bir konunuz varsa bu ay içerisinde çözülebilir ve artık kutlama yapabilirsiniz. Finansal ve maddi anlamda hep güç, kutlama, istenen, beklenen haberlerin gelmesi diyor kartlar. Hepsi çok güzel ve bir arada geldi. Kişiye göre değişir. Kişi bazı işle ilgili beklentileri vardır. Kiminin yatırımları ile ilgili, kiminin mirasıyla ama sonuç olarak güzel haberler diyor. İnşallah da öyle olsun. Güzel haberler alın. Herkesin bolluk bereketle geçirdiği bir ay olsun. Şimdi karakterimizi aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Şöyle bakalım aile hayatımızla ilgili İkizler Burcu'nun aile hayatı ile ilgili kartlarında neler çıkacak? Aile hayatında bir konuda çok mücadele ettiğiniz bir durum var ve biriyle anlaşamıyor olabilirsiniz. Yani biri böyle yapmak istediklerinizi engelliyor olabilir. Bu kötü manada değil. Belki bir anne babalarımız da bazen bizim yapacaklarımız konusunda tedirgin oldukları için, onların mantalitesine uymadığı için bizi kısıtlıyor olabilirler. Eşinizden olabilir. Çocuklarınızdan dolayı bir şey yapmak isterken yapamıyor olabilirsiniz falan ama hani böyle bir konu ve biri sizi yapacaklarınızdan alıkoyuyor gibi ama siz mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Yapmak istediğiniz bir şey var. Her kim nasıl engel olursa olsun yapmaya devam edeceksiniz ve karşı taraf kabullenecek bunu bence. Ailedeki o huzursuzluk çıkaran, sorun çıkaran, isteyerek ya da istemeyerek sorun olan kişiyle ilgili problem çözülecek gibi diyor. Ama belki bu bazen de bir rahatsızlık da olabilir. Hani birisi istemeden işte rahatsızdır ve ona bakmak, yardımcı olmak, onun sorumluluğunu almak zorunda kalabilirsiniz de. Ama mücadele edeceksiniz, pes etmeyen bir siz varsınız ve bu sorunu, bu neyse problemin üzerinden gelecekmişsiniz gibi söyleyemedim. Çıktı kartlarımızda. İnşallah kötü bir şey olmaz ama olursa da küçük sorunlar. Bunları da başlayabileceğiniz kadar hızlı halledeceksiniz. Hani böyle çok hızlı halledebileceğiniz gibi olacak daha doğrusu. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. İş ve kariyerle ilgili bakalım sevgili İkizler Burcu'nun kartlarında neler çıkacak. Eğer ki iki tane geldi. İkisini de alalım. Hiç enerjiyi dağıtmayalım. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz de İkizler Burcu'nun kartlarını sevdiğiniz biriniz için, sevdiğiniz biri, aileden biri için tutabilirsiniz çalışanlarla ilgili. Şimdi çalışma hayatında sizi mutsuz eden bir durum var. Bu ay içerisinde tekrar gündeme gelebilir veya bunu siz artık masaya yatırabilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili bir ayrılık, işten ayrılma gibi bir karar alabilirsiniz. Eğer ki işten ayrılma kararı alırsanız ya da gerçekten bu yakın zamanda işten ayrılmış bir İkizler Burcuysanız yeni bir işle birlikte güçlenme, artık verdiğiniz emeklerin karşılığını alabileceğiniz bir işte devam etme çıktı. Çünkü sanki sizi mutsuz eden, sizi hak ettiğiniz yerde olmanızı engelleyen bir durum var sanki. Bunu sadece değişimi yaparak değiştirebileceğinizi söylüyor kartlar. Yani iş değişimi yapmanız gerekiyor. Belki aynı işte maalesef belki ilerleme olmayacak ama iş değişikliği yapar ayrılırsanız büyük bir güç ve gerçekten hak ettiğiniz şeyi bulacakmışsınız gibi gösteriyor kartlar. İnşallah en hayırlısı olur hakkınızda. Şimdi kartlarımızı bebek isteyen İkizler Burcu için karıştırıyorum. Eğer ki ben bebek istemiyorum zaten var ya da diyorsanız etrafınızda bebek isteyen, çocuğu olmasını isteyen birileri varsa onlarla ilgili tutabilirsiniz. Bakalım kartlarda neler çıkacak. Sürpriz bir haber, mücadele eden ve gerçekten bebek isteyen bir aile için sürpriz bir haber, yeni bir haber geliyor diyor ama bu gerçekten çok isteyen, uzun zamandır bekleyen bir aile için çok pardon, yakın çevrenizde biri için bir bebek haberi, yani bir haber çıktı bebek için açtığımız için de bebek haberi diyebiliriz. İnşallah sağlıklı, hayırlı evlatlar ve doğru zamanda olur ama mücadele eden, çok bekleyen bir çift için bebek haberi, bir haber çıktı. Şimdi kartlarımızı aklınızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Aklınızdan bir kişiyi tutun. Hem bu kişiyi hem partnerinizmiş gibi hem de aileden biri, arkadaşlarınız, çocuklarınızdan biriymiş gibi iki şekilde yorumlayacağım. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şimdi partner olarak yorumlarsak bu kişiye gerçekten çok değer vermişsiniz. Ancak biraz sorgulayacaksınız bu ay. Ya ben bu kişiye gerçekten çok değer veriyorum ama bu gerçekten beni hak eden kişi mi? Bu ilişkide gerçekten başlamadıysanız bu ilişkiye, gerçekten bu ilişkiye başlamalı mıyım? Ya da başladınız ve zaten bir ilişkinin içerisindeyseniz, ya gerçekten ben bu ilişkiyi hak ediyor muyum? Daha iyisi, yani daha iyisi demek değil de olması gerektiği kişinin yanında mıyım? Hak ettiğimi alabiliyor muyum? Gerçekten ben bu ilişkiye neler verebiliyorum, neler alabiliyorum gibi çok ayrıntılı bu ay düşüneceksiniz ve bir konuda hak etmediğiniz bir şey yaşadığınızı hissedeceksiniz. Yani bence sorgulamak bazen iyidir ya, böyle doğruyu yanlış biraz daha net gösterir. Galiba sorgulamalar devam ettiğinde eksikleri görmeye başlayacaksınız ama bazen de şöyledir, eksikleri görmek güzeldir. Eğer çözebileceğiniz sorunlarsa, kapatabileceğiniz konularsa onları çözebilirsiniz. Bence burada bir çözüm olacak. Çünkü güzel bir gelişme olacak. Sorgulayacaksınız. Eksik olan, ilişkinizde yanlış olan noktaları tespit ettikten sonra bunların iyileşmesi için bir adım atacaksınız. Ve güzel gelişmeler olacak. Belki de konuşacaksınız. Karşı tarafta farkına varacak bunların. Bu kişi eğer arkadaşınız, kardeşiniz, çocuklarınızdan biri ise, partneriniz değilse yani... Bu kişi güçlü bir karakter, hayatında güçlü, dik durabilen bir insan ama hayatını sorguladığı bir döneme girecek bu ay. Daha çok sorgulayacak, ilişkisini sorgulayabilir, işini sorgulayabilir, hayattaki amacını sorgulayabilir. Bir konuda bir üzüntü yaşayacak. Sanki hak etmediği bir işi yapıyor olduğunu düşünebilir, hak etmediği biriyle ya da hak etmediği muameleyi gördüğünü ya da ilgisinin az olduğunu karşı tarafını düşünebilir. Sorgulamak ona belki de iyi gelecek. Hayatla ilgili sorguladığı konuda güzel bir gelişmesi olacak. Karşı tarafla, iş dünyasındaysa eğer iş dünyasında iş yeriyle konuşacak. Belki de dile getirdiğinde bunları düzeltme şansı olacak ve bu içerisinde güzel bir gelişmesi olacak o konuda. İnşallah öyle olsun. Sorgulamak iyidir ama sorguladıktan sonra eksikleri tespit edip o konularla ilgili de bence yol almak gerekir. Umuyorum varsa öyle sorunlarınız, onları çözebildiğiniz bir ay olur. Dilediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz, aşkla, huzurla, sağlıkla geçirdiğiniz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.